İşte mahalle böyle bak. Mahallede insanlar sabah atıyor. Bizdeki akşam günaydın. Burası Brezilya sokakları. Brezilya sokakları. Oturduğumda da ben işlemini yapıyorum. Bizim mahallemize kurban olsunlar o kötüleyenler inşallah. Emekliler 15 milyar maaş alır, engelliler 1,5 milyar maaş alır. Ab yapsınlar bizi. Ne oluyor oğlum? Nargile Hospital servis bu. Nargile servisi. Nargile servisi. Ya abi. Bayağı çöz. Mesela terapist adam bir şey söylüyorum. Ben diyor mahalleye girmem, Tepeci'nin önünden alır. 15.000 kişi. Kahvaltılarımız geliyor. Kargo. Gelmiyor abi. Güzelsin mahallemiz, başka bir şey istemiyor. İki kişi yan yana zor geçiyor. Çingene kelimesi var, bir de roman kelimesi var. Bunun evet. Farkı ne abi? Mesela kız arkadaşım var benim. Kız arkadaşımdan nesi demiş ki Tepecik'ten ben kimseye seni vermem. Şu an nokta burası abi. Varsa gençler konuşacağımız konuşalım abi. Gel. Selamünaleyküm. Gençler hızlı abi. Anladım, bu kadar ya. Langırt var. Langırt var abi. Evet. Bizi yaparsınız en bir buna Mehmet kardeşimiz. İzmir'in kalbi burası, ben bunu hep söylüyorum. Evet. Evet abi. Kimseye bir zararımız yok. Kendimize zararımız var. İzmir'in en büyük hırsızı Mete Can. Afiyet olsun. Transfer station. Ne abi? YouTube. Mert Öztürk. Teşekkür ederim. Yazıya bak. Felakete uğraşan. Siz teknik direktörsünüz. Evet. 10 yıl sonra hedef neresi? 10 yıl sonra inşallah ligde kalmaya çalışacağız. Bu sene düşmeye oynuyoruz. Arkadaş, Johnny siz miyiz? Mert Öztürk kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Süpersin. Hayalli yaşlar gel, gerçekten herkese yeni videodan selamlar. Bugün yine Alican ve Yusuf'la birlikteyiz. Alican şu anda kamera arkasında, sesini merhabalar duyabilirsiniz. Yusuf da bir önceki videodan, Gültepe videosundan hatırlarsınız zaten. Kendisi saygın bir Göztepe'li olarak yine bugün de yanımızda. Meşhur Tepecik'teyiz şu an. Evet, meşhur Tepecik'teyiz. Şimdi asıl Tepecik'in tam içine, kalbine gideceğiz. Tenekeli'ye gideceğiz. İşte bugün dünyanın en renkli topluluklarından biri olan Romanların Türkiye'deki en büyük mahallesi olarak söyleniyor. En azından şunu biliyoruz ki o mahallelerden bir tanesindeyiz. Ve tabii aynı zamanda başlattığımız seriye, yani İzmir'in, daha doğrusu Türkiye ile devam edeceğiz belki. En tehlikeli mahalleleri olarak bu mahalleyi de gösteriyoruz ama tehlikeli biz demiyoruz. Zaten başlıkta da yazdığımız gibi tırnak içinde tehlikeli diyoruz buna. Çünkü insanlar burada tehlikeli olarak biliyor ama biz giriyoruz ki hep beraber görelim öyle mi değil mi? Mesela önceki videolarda ne kadar güzel insanlarla tanıştık. Bugün de burada kim bilir kimlerle tanışacağız. Bakalım, yani doğaçlama olacak. Diğer evet, videolar direkt gibi. Aynen öyle. Tam karşıdan sokağımız. Selamlar. Ben Yunus. Ben Söğüş Cemal. Tepecik'in ünlü söğüşçüsü. Söğüş Cemal. 20 yıllık bir müessese. 20 yıllık. Yiyeceksin, bir daha yiyeceksin. Tezgah gerek yok, beni görseniz yeter. Bak biz bir taneyiz. Turşu mu yapıyorsun abi? Turşucu. İzmir'in en meşhur turşusu. Valla. Diyarbakır'dan, Afyon'dan, Terim, herkes buraya geliyor. Utandık. Karışık mı abi? Evet. Ciğerlerimiz yana yana, başlayalım mı videoya? Turşu içelim, direkt mahalleye geçer miyiz Yunus? Geçelim abi. Kendileri yapıyorlar bu arada. Valla. Karışık kokuyor. Bravo ya. Prost. Alican sen de bir dene ya. Limon da var burada. Önce limon mu, tuz mu? Buradaki arkadaşlar da biraz durumu çok iyi olmadığı için uygun yapmaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Ha, fiyatlar. Ne kadar mesela bu atom diye mi geçiyor? Evet. 15 atom mu? Enflasyona yenilmeyen tek turşu suyu mu? Turist geldin buraya? Ne geldi baba? Kaçtın? Abi gelmiş. Kardeş misiniz? Kardeş misiniz? Ama Kamboçya'da yaşıyor galiba. Turist kadını göre. Biraz sohbet. Arda var, Arda öyle. Nasıl abi? Bunu İzmir'de hiçbir yerde içemem. Tamam, keselim mi seni? Yok abi, sıkıntı yok, çekin aradım, mahallemize geldim. Burada, burada mısın? Karşıya geçeceğiz. Abi gel Kuruçay'dayım. Ben de Ali Güleş abi. Abi selamlar. Nazara geliyoruz. Hani çok para kazanıyoruz. O yüzden nazara geliyoruz. Nazarlık gözler mı var? Bizi çekemeyenler çatlasın mı? Çatlasın. İsim neydi abi? Tatlıcı Yaşar abi. Söğüş Cemal. Söğüş Cemal. Tuşçu Ahmet. YouTube Mert. Başka? Biz daha buna göre ve turşu yapıyor, kereç yapıyor kendine ama alıyorlar vallahi insanları. Çok hızlı başladık ya. Bak abi silahı var adamın belinde. Ha konuş sen de. Abi tatlıcı konuşuyoruz, sen niye konuşuyorsun? Evet abi, hoş geldin. Haydi abi, fiş aldınız mı? Kuyruğa geçin beyler. Spitli dedi. Spitli buraların terimlerinden biri. Birazdan hepsini öğreneceğiz. Mahalleye bunları gireceğiz. Yabancı değil. Yabancı değil. Burada yaşıyoruz. Burada durduk. Mahalle girişi burası abi. Herkes tanır seni yani burada. Evet, tanıyorlar. Şimdi mahalleye girdik. Evet, mahallenin ismi ne abi tekrar? Bu cadde iki mahalleye ayırıyor. Sağ taraf Tenekeli Mahallesi, sol taraf Hilal Mahallesi. Tenekeli Hilal Mahallesi. Evet. Tenekeli olarak meşhur mahalle Tenekeli olan. Evet. Bütün mahalle olarak öyle şen ve şakrak olarak geçiyoruz. Şen şakrak olarak yani. Aynen. Dışarıdan öyle bir biliyorlar zaten. Evet. İşte zaten romanların... Roman mahallesi. Aynen, anladın Roman mahallesi tabii. Rodrelles'te bu sokağın, yani şu anda girdiğimiz yerden itibaren adım atacak yer bulamayız. Rio Karnavalı'nın birebir neredeyse aynısı. Nereden geliyorsun sen? Bir inelim böyle kahveye doğru. Girdim ben mahalleye. Ooo Ferhat abi. Kimin çeyizi? Düğün var galiba değil mi? Böyle gelecekler şimdi zaten. 15 dakika falan gelirler. Ha, buradan geçecekler. Geçerler böyle. Mert neydi Mert? Mert neydi Mert? Öztürk. Çek oldu? Evet. Bayağı hareketli ya. Çok ortam. Hareketli. Akşam da daha değil, gece daha değil. Daha değil yani. Öyle mi? Tabii saat 9-10'dan sonra daha çok hareketli oluyor. Saat 2 uyanıyor genelde. Baba insanlar burada en erken 12. En erken 12. En erken 12. O zaman insanlar kaçta yatıyor burada? 5, 6. 5, 6. Geç bitip geç başlıyor gün. Tabii çok geç başlıyor. Saat 2'de 3'te hala bu cadde buradan da şu ankinden daha kalabalık oluyor. Değil mi? O zaman bu saatlerde daha yeni canlanıyor. Evet, daha yeni canlanıyor. Ama tam mahalle kültürü ya. Ne güzel. Evet. Nasıl canlı? Ne yapalım, nereye gidiyoruz? Şu an Tenekeli'de miyiz? Evet, Tenekeli. Şu an Tenekeli. Evet. Peki neden Tenekeli deniyor buraya? Yani bir yakıştırma mı? Action, evet. Action, big falanlar. Afiyet olsun. YouTube. Mert Öztürk. Teşekkür ederim. Ne konuşuyoruz? Genel ne istediğini konuşuyoruz. Abi bizim mahallemiz gerçekten servis. Bak Murat resimci. En sevdiğim abi. Çeker misin abi? Mustafa Ereksi. Bunlar dolandırıcı. Bak işte böyle be. Mahalle böyle. Geçen burada geçecek. Mert bu arada. Memnun oldum abi. Sağ olasın. Semetey. Mert Bey memnun oldum. İzmir'in en büyük ışısı Mete Can. İşte böyle mahalle böyle. Ben anlatmayacağım. Kendi kendine göreceksiniz. Hızlı bir giriş. Abi gel takıl bize istiyorsan. Abi sen Redmond'a çok benziyor. Ara sokaklara sok onları. Ara sokaklara. Niye Tenekeli diyorlar peki buraya? Abi şimdi şöyle. Eskiden buradaki evler Tenekeli. O yüzden yani öyle kalmış. Geçmişten bakıyorum. Tenekeden olduğu için evler. Evler Tenekeden olduğu için. Vallahi. Abi çok yakın çekiyorsun ya. Ne? Çok yakın mı? Çok yakın çekiyorsun. Hayır. Hala bayağı dilem çekiyorsun. Kadın gibi. Hala böyle abi. Burada hayat nasıl geçiyor bir gün? Abi şöyle yani normal mahalle kültüründen çok daha farklı, çok daha hareketli buralar çünkü. Yani şöyle söyleyeyim sana abi. Mahallede insanlar sabah yatıyor. Hı hı. Sabah yatıyor. Saat 9-10 gibi yatıyorlar, uyuyorlar. Aynen. Akşam saat böyle 6-7 gibi kalkıyorlar. Akşam 6-7 akşam. Kahvaltı 8'e gibi falan değil. Bizdeki akşam günaydın. 6-7 gibi günaydın diyoruz, akşam 6-7 gibi. Dönerci Gökhan var. Aynen. Oradan dönerini kıvırıyor, yarım ekmek döner. Evet. Onu kıvırıyor. Evet. Evet abi. Adım Mehmet Babaçöz. İzmir'de oturuyorum. Kimseye bir zararımız yok. Kendimize zararımız var. Bunu yayınlayacak mısınız? Abi Tenekeli hakkında bir şey söylesene bize. Tenekeli hakkında, mahalle hakkında güzel. Söyle. Mahalle çok iyi abi. Eyvallah abi, görüşürüz. Bak röportajdan ne diyeceğim ama. Yayınlayalım mı? Ne diyeceğim ama yayınlayalım. Ne diyorum? Kuru çaya geçelim. Nerede kalmıştık? Fatih Terim. Buranın akşamı bize günaydın. Abi 6-7 gibi kalkıyoruz. Dönerci Gökhan'dan yarım ekmek döner yiyoruz abi. Yarım ekmek. Sonra herkes evlerine gidiyor. Yıkanıyor, duş alıyor. Aynen. İşte mahalle böyle bak. Neyse onu siktir et abi. Sonra herkes evlerine gidiyor, duş alıyor, giyiniyor. Akşam aynen. Saat böyle 10 gibi falan çıkıyorlar sokağa. Ya hayat çalışmak 10 gibi yok. Falan başlıyor. O saatten sonra Tepecik Tenekeli artık kendi rayına oturuyor. Halini alıyor. Hani Tepecik Tenekeli oluyor abi, anladın mı? Aynen. Herkes kalabalık mesela burada. Göster abi böyle. Buralarda, köşelerde insanlar şurada olsun, burada olsun alkol alıyor, ne bileyim nargile içiyorlar, kızlar geçiyor, burada şarkılar çalıyor. Keşke cumartesi bak bugün mesela cumartesi akşam gelseniz görürsünüz burada. Valla. Tabii. Eğlenceli oluyor yani. Çok bayağı aşırı eğlenceli oluyor. Özellikle cumartesi günleri çok farklı oluyor. Çünkü pazar yarın herkes tatil. En iyi cumartesi. Cumartesi. Yani. O zaman biz doğru gün doğru zamanda geldik. Peki önerir misin mesela hani harbi ben bu gece eğleneceğim diyen insanlar böyle hani gelip cumartesi burada neşesini bulabilir mi? Bulur abi. Vallahi. Mesela adrenalin var. Yani şey diyorlar mesela. Ya şimdi tehlikeli diyorlar. Öyle tehlikeli mi? Abi. Tehlikeli abi. Ya mesela kimseyi tanımadan gelsen. Şimdi şöyle bir şey var. Kimseyi tanımadan gelsen Tepecik'ten girdin. Aha. Yaklaşık bir 120 adım attın. Aynen. Birisi tutuyor seni. Kardeşim sen kimsin? Bakalım ben sana şöyle söyleyeyim. Sen bizi tanıyor muydun? Tanımıyordum abi. Nasıl tanıştık biz seninle? Ayaküstü tanıştık. Ayaküstü denk geldi. Tamam süper değil mi? Nasıl? Şu an bir tehlikeli. Herkes böyle değil abi. Ama herkes böyle değil diyor. Ama her yerde de böyle. Doğru. Abim bile daha iyi bilir abi mahallesi. Estağfurullah kardeşim. Gençler bizler olsun mahallede burada. Aha. Akşamları salak gibi içine yani hiç gereksiz bir şekilde kalkıyoruz. Mesela nasıl geldik? Aynen. O şekilde tur atıyoruz. Yaklaşık 50 tur, 70 tur falan dönüyoruz. Piyasa gibi mi böyle? Aynen öyle abi. Abi ciddi söylüyorum. Hani 70 tur diyor ya. Tövbe estağfurullah, tavaf eder gibi. Hani herkes dönüyor. Hep aynı şey. Aynen. Sürekli aynı şey ama çok eğlenceli abi. Bu kadar renkli bir sokak ben İzmir'de görmedim. Abi, ben İzmirliyim. İzmir'de bu kadar renkli bir sokak görmedim. Ben şöyle söyleyeyim sana, İzmir'in kalbi burası. Bir de zaten ortasındayız daha. Yani tam ortasındayız. Şu an tam ortasındayız. Tenekeli burası. Yani evet. Burası Hilal. Yani bu Alsancak'ta merkeze falan çok yakınız. Siz 10 dakika yürüme mesafesi hem değil mi burası? Abi ya. Hem Bornova'ya. Her yere. Basmane, Çankaya, tam merkezi bir yer burası. Mesela Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi. Hemen şu. Önümüzde. Yani o yönden çok şanslıyız. Kalbi aslında böyle ya. Kalbi abi İzmir'in kalbi burası, ben bunu hep söylüyorum. Aynen. Şöyle bir şey var bir de. Sen burada doğdun büyüdün abi. Evet abi. Şöyle bir şey var bir de. Hidrellez'e geldiniz mi buraya? Ha yok gelmedim. Gelmeniz lazım. Valla. Herkes söylüyor onu ya. Gelmeniz lazım abi, böyle bir şey yok. Yurt dışında oluyoruz da denk getiremiyoruz hiçbir türlü. Alsana beni yurt dışına. Nereye gelmek istersin? Nereye gitmek istersin? İlk hadi gidiyoruz Fransa isterim. Fransa. Tabii. Bir nedeni var mı? Bir nedeni var abi. Mesela Eyfel Kulesi'ni çok görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Aynen. İkincisi İngiltere, Londra. Şey falan var mı kafada böyle diğer Japonya, Japonya tarafları? Çin olabilir. Çin. Niye Japonya'da? Abi Japonya'daki erkekler hepsi birbirine benziyor. Yani yakışıklı adamlar da açık Japonya'daki erkekler. Orada kız düşünmek biraz zor olur. Japonlar yakışıklı diye kız düşünmek zor olur. Gideceksin Çin'e. Ama senden bir benzerin daha olmaz orada yani. Benim bir benzerin olmaz. Bir de öyle düşün. Japonya'ya gidebiliriz abi. Bu fikir değiştirdi ama. Altay kardeşimiz. Selamlar. Çok mutlu, hep gülüyor abi. Hiç ağladığını göremezsin onu. Ne güzel ya. Bu da Mehmet kardeşimiz. Çok fazla hiç geçmemiş. Uyuyor abi. Çok fazla hiç geçmemiş. Uyuyor. Abi uyanmadı zaten. Uyumak için uyuyor. İyi bir yer seçmiş ya. Bayağı mantıklı bir yer. Harika bir yer. Uyuyabilmiş ya. Burada şey mi var bugün? Burada cenaze var abi. Cenaze mi? Aa, başınız sağ olsun. Bir kapağını çap istersen. Abi kardeşim. Bir şey diyordun. Ben mi abi? O sokakta hemen arka sokakta cenaze var dedin. Evet. Ama başka sokakta da şimdi çeyiz varmış galiba. Evet abi, oluyor öyle şeyler bazen. Mesela bu da aslında hayatın aslına kadar iç içe her şeyin bir arada geçtiğini gösteriyor. Her şey aynı anda olabiliyor yani burada. Mesela bundan bir iki sene önce bir cenaze vardı. Bu sokakta mesela cenaze. Arka tarafta düğün var. Hayat böyle işte. Birileri doğuyor, birileri mutlu oluyor. Merhaba dostum, merhaba. İşte her gün dönerini yediniz. Gelin abi bakalım. Demin söylemiştim, bahsettiğim çok dönerci. Selamlar, afiyetler olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Akşam 6'da kalkıyoruz. Evet. Dönerci kökotuna yeri bekmek döner. Sabah kahvaltısı. Doğru değil mi bu? Her gün sabah kahvaltısı. Fix mi? Keşke 6'ya yetişseydik. Sen kapattın abi galiba. Erken kapattın. Gece de beklerim yani. Gece de var. Tabii gece de var. Akşam gelirseniz görürsünüz. Gece saat 9'da başlıyor. Saat 3'e kadar açıkız. Hem çekiminizi yaparsınız hem bir... Şu an Tepecik semtinde et dönerini benden başka yapan yok. Alo paketimiz vardır. Çok güzel alo paket yaparız. Lütfen buyurun. Abi basından uzak. Abi basın şu an burada. Bu galiba abimiz en iyi berber. Bunlar sallı tuğumuzda tanışıyoruz. Çağrı'yla. Ottoman'ın tişörtü var ama Nargile Hospital'de. Çanada. Dönerci ustasını çek abi. İzmir'de tek. Hem fiyatlarımız uygun. Ne kadar mesela bir yarım ekmek? Yarım ekmek 50 liradan başlıyor. Et döner. Et döner. Mahallemizin imkanlarına göre en iyisini veriyoruz. Aynen abi. Tabii. Bunu YouTube'a mı açarız abi? İnşallah abi. Bunu YouTube'a mı açarız abi? Reklamını yapıyoruz bak. Sponsor olduk sonra. Reklama ihtiyacım yok dedi abi. O da senelerdir mahallede turşuculuk yapıyor. O da iyi turşucudur yani. He. Abi, şey, bizden iyi olmasın diyorsun. Kahve sessiz mi? Hani kimse yok. Bir dakika. Kahvenin adı çok o iyi ama ya. Nargile Hospital. Nargile Hospital. Aklında şamata kafe. Alican yazıya bak. Bak. Küçüyle uğraşan felakete, küçüyle uğraşan felakete. Güzel laf. Nargile Hospital. O zaman biz mahallenin başka yerlerine gezelim mi, ister misiniz? Ben de işten geldim. Daha eve gitmedim. Vallahi. Ne yapıyorsun? Keramik deposunda çalışıyorum. Bunu hangi YouTube atacaksınız? Mert Öztürk. Mert Öztürk izlersin. Gelir bir iki güne. Burası manav abi. Selahattin Bey. Çeker misiniz? Selamlar Selahattin Bey. Abi belgesel mi bu? Belgesel. Ne adı abi? Mert Öztürk. Manav mı? Devam edelim abi. Şimdi abi mahallenin en çılgın yerlerine gireceğiz. Vallahi. Gerçekten. Bana işte soyadımla hitap ediyorlar. Semetey diyorlar bana. Semetey. Aynen. Yani sorsam burada ilk beni gösterirler Semetey'i. Semetey senin lakabın gibi. Soyadım. Mi? Soyadın. Aynen. Ne demek abi? Abi oğludur demekmiş. Oğludur. Yunanca dilinde oğludur demekmiş. Hadi ya. Yunanistan'da. Moda'nın göbeğindeyiz şu an. Moda'nın kalbi burada atıyor. Scarlett Johnson bile buradan geliyor abi. Evet abi çekmeyin. Başkan, aşkın başkanımız lütfen. Merhabalar. Selamlar. Beleye gel. Langırt var. Langırt var abi. Evet. Açık hava eğlence merkezi gibi burası ya. Aynen abi. Ciğerci İsmail. Harika. Meydan gibi bir yer değil mi burası? Nokta. Ha? Nokta diye mi geçiyor burası? Nokta diye geçiyor burası. Şöyle bir çekelim burayı. Noktadayız abi. Noktadayız. Şu an nokta burası abi. Burası. Varsa gençler konuşacağımız konuşalım abi. Gel. Selamünaleyküm. Taha Bey hoş geldiniz. Tartışımızın adı Taha. Dur bir yoğurtlu kahvendeyim, bir müsaade vermedin hocam. Abi isim gözlükleri tak. İsim evet abi. Abi ismim Taha, soyadım da ben abi. Mahalle hakkında ne demek istersin? Mahalle hakkında çok hızlı abi. Gençler hızlı abi. Anladın mı? Bu kadar ya. Belgesel. Memnun oldum. Hayırlı işler. Kazası helal. Devam edelim abi isterseniz. Nokta burası. Nokta burası. Benim hareketli yere doğru. Babula, Batu. Merhaba. Merhaba kardeşim, merhaba. Türkiye'nin en büyük roman mahallelerinden biri diyorlar. Burada en çok romanlar yaşıyor değil mi? Yok başka kimse burada roman oluyor. Herkes roman oluyor. Aynen, aynen. Kaç kişi yaşıyor aşağı yukarı sence? 15.000 kişi var abi. Bir de şey diyorlar, bak bunu da sana sorayım. Çingene kelimesi var, bir de roman kelimesi var. Bunun evet. Farkı ne abi? Abi çingeneler daha çok pis diyeceğim hani. Pisten kastım da kötü, şey demek değil. Kötü bir algı var. Aynen, o çok, kelimeyle ilgili. Onlar çok konuşma tarzı olsun ne bileyim. Bir de roman var. Roman biraz daha ilis. Biz buraya roman mahallesi. Roman mahallesi abi aynen. Ya bir ön yargı var ya. Çok ön yargı var abi bak. Abi şimdi... Bir şey söyleyeceğim. Ya bu çok sallanıyor bak şuradan. Telefon düşerse çok pahalıyız abisi. Telefon düşerse bittik şşş, ya. Öldük. Görüntü çok iyi Özbey. Gel bak. Gömemiz buraya. Tamam evet, şimdi şey olmaz. Hah. Tamam. Ön yargıdan bahsettim mesela. Evet. Evet. Onu ya bir ön yargı var yani. Ön yargı var evet. Mesela kız arkadaşım var benim. Kız arkadaşımın annesi demiş ki Tepecik'ten ben kimseye seni vermem. Ama şimdi böyle bir şey var. Ben çalışıyorum. Yani işimdeyim, gücümdeyim. Anladın mı? Yani kötü alışkanlıklarım yok. Çok şükür. Ya kötü adam her yerde var abi. Ya her yerde var. Mesela şimdi oba annesi dedi ki Tepecik'ten ben sana kimseyi vermem. Kendi mahallemden de kötü bir insana denk gelebilir. Aynen öyle. Yani ben bunu söylemek istiyorum. Öyle bir ön yargı var. Çok büyük ön yargı var abi mahalleye karşı. Ya biraz işte bu da kırılsın istiyoruz. Yani burada gelip insanlar fazla video da çekmiyor. Abi daha önce kim çekti abi mesela? Ödrellezli geldiler. Ödrellezli hani sadece eğlence kısmı. Aynen. Aynen. Mesela bu şekilde gösteren oldu mu? Hiç olmadı abi. Mesela şimdi bir şey çok güzel gerçekten. Yani bu şekilde mahallenin güzelliklerini göstererek aynen öyle. Hani kırabiliriz belki ondan kesinlikle. Ya onu amaçlıyoruz aslında. Çünkü hani şey diyorlar ya hani çok tehlikeli mahalle sakın girmeyin yapmayın. Böyle yaparlar, şöyle şey yaparlar. O değil de biraz daha hani gayet normal burada da bir hayatın aktığını aslında göstermek istiyoruz. O yüzden böyle videolar açıyoruz. Burası... Bir tehlikeli olduğu kadar eğlenceli. Eğlenceli olduğu kadar insanlar birbirine sağlık. Değil mi? Aynen öyle. Abi, yani dışarıdaki insanlarla beyler. dışarıdaki insanlarla buradaki insanları karşılaştırsan, dışarıdaki insan yanındaki arkadaşına yardım etmez. Burada yardım edildiği kadar. Okulumuz burası bizim, yıkıldı burası. Burada mı okudunuz? Aynen, burada okudum. Semtin böyle bir futbol takımı falan var mı? Vardı. Burada alet var. Mahalle maçları devam ediyor yani. Biz Karşıyaka'da oturuyoruz, artık kalmadı bizim orada böyle bir şey. İyi maçlar. İyi maçlar. Al abi. Hadi. Mert Öztürk abone olmayı unutmayın. Allah'a gel. Mert Öztürk kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Süpersin. Hadi iyi maçlar size. Hadi ya. Farklı ülkelerde de tehlikeli mahallelere falan girdiğimde benim en samimi bulduğum ortamlar her zaman o insanların, hani dışarıdakilerin tehlikeli dediği mahallelerde en büyük samimiyet oluyor her zaman. Hep öyle oluyor. Hiç istisna yok. Hiç değişmiyor. Şu an öyle bir yerlerden de geçiyoruz ki sokak mı, evin içi mi? Polisler burada duruyor. Hep var mı? Hep var sürekli. Dediğimde bir sıkıntı olduğu halde olay yerini sayılıyor. Hemen anlayalım. Burası Brezilya sokakları. Brezilya sokakları. Brezilya sokakları gibi burası abi. Merhabalar. Mahalleye karşı ön yargılı ya insanlar. Onların ön yargısını kırmak için mahallenin güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Güzelsin mahallemiz, başka bir şey istemiyor. İnşallah. İçerli yürüyemiyoruz burada. Yok, iki kişi yan yana zor geçiyor. Ekstra haline değil mi? Şu an herhalde en artık dar sokaklarına mı girdik? Şimdi burada ileride Reyhan sokağı var. Şu an oraya gideceğiz. Ne sokağı var? Reyhan sokağı. Böyle böyle şeyleri karıştırma abicim, seni kafanı kopartma. Abi halılar kurutuluyor galiba. 15.000 kişi. 15.000 kargolar nasıl geliyor? Kargo. Gelmiyor abi. Şöbeden gidip abi. Aynen öyle. Hayır. Kargo şöbeden. Mesela terapizadan bir şey söylüyorum. Ben diyor mahalleye girmem, Tepeci'nin önünden alır. Vallahi. Tabii. Evet. Merkez bir yer veriyor. Tepeci'ye gidiyorsun, alıyorsun mesela. Ben diyor mahalleye girmem. Çekin ablalarımızı, abilerimizi. Merhabalar, iyi akşamlar olsun. Annem, babam, bu da aile dostumuz. Merhabalar. Niye bu böyle? Biz de burayı, mahalleyi tanıtmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Kardeşimizle mesela yolda ayaküstü tanıştık, sağ olsun. Fransa'ya götüreceklermiş beni. Nereye? Abi ya Fransa ya Japonya. Anne izin var mı? İzin var mı ama? Var. Japon bir gelin gelsin mi? Japon bir gelin. Ablam sizinle gelsin. Japon gelinde mi? Kız görürse sıkıntı yaşayacağız. Eyvah eyvah. Buraları siliyoruz. Görüşürüz abi. Lan Niyazi. Tam roman göstereyim yani. Romanım diyorum. Yeşil yani. Fosforlu renkler. Evet. Fosfor. Canlı fosforlu tonlar. Fosforlu tonlar. Harika ya. Mahalleye karşı olan önyargılar var yani insanlar. Dışarıdaki insanlar. Boya yapıyoruz. Kolay gelsin. Onu kırmak için bir video çekiyor abiler. Yardımcı olun. Temizlik yapıyoruz. Kolay gelsin. Bayram bahar temizliği. Ne yapacağız? Yeşile boyuyorsunuz. Yeşile. Süper. Öyle miymiş? Ha Murat'ım vermemiz lazım. Öyle mi? Hayırlısı olsun. Kolay olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bunun bir arka sokağı var. Oradan geçmedik ama. Mahalle rengarenk ya. Rio de Janeiro ya. Şey işte, internette şey diyorlar, Rio Karnavalı diyorlar bu ya. Vallahi Rio yani. Rio Karnavalı gibi oluyor yani. Ki aslında şu an daha da güzel, bu vaktini çeken olmamıştır. Bu vaktini gösteren olmamıştır. Yok abi. Ne oluyor? Nargile Hospital servis bu. Nasıl? Nargile servisi. Nargile servisi. Evlere abi. Ha, bayağı köz var. Közle gidiyorsun evlere. Köz buraya koyuyorlar, nargileleri buraya koyuyorlar. Evet, mesela evlere servisten orada çorba değil abi. Çok iş alıyor mu? Çok şükür Allah'a. Valla mahalleli içiyor nargile. Aynen. Müthiş bir girişimcilik ya. Vallahi. Nasıl abi? Müthiş girişimcilik. Bunu, paket nargile. Benim beynim abi bu. Ben süpersin. Biraz isim neydi? İsim Tolga abi. Tamam nargile hospital devam edebiliriz. Devam et hadi. Abi o sokağa bir girelim isterseniz. Tamam, Tamam. Tamam abi, geleceğiz. Siz hep tanışıyorsunuz değil mi? Herkes birbiriyle tanışıyor. Herkes. Yabancı gelince hemen doğal olarak kendini belirliyor. Anlattın tabii abi zaten. Tabii anne de geldi ilk sanki tabii. Bir şey mi soruyoruz, yanlış anlar gibi geldi çünkü yanımıza. Yine dar sokaklardan biri. Dar sokaklar mesela. Mahallemizin dar sokakları meşhur zaten. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Dar ama samimi sokaklar. Manevi annem benim. Çekelim. Manevi annem. Bir şeyler söylemek istedim. Burada yaşayan insanlar olarak. Ab yapsınlar bizi. Nasıl? Güzel yaşayalım. Öyle mi? Güzel yaşayalım. Güzel yaşamayı istiyoruz. Geç abi. Geç abi. Evet, tamam. Yani neden unutulmuş bir sokak abi? Ne sokak? Yani onu devlet biliyor. Şimdi bizi kim unuttu burada? Devlet unuttu. Neredeler? Arayan yok, soran yok. Ne yardım veriyorlar? Mahalleden aynı. Hiçbir yardımda bulunan yok. Arayan yok, soran yok. Ondan sonra dışlanıyoruz. Ya tabii yani isterseniz istemezseniz fark etmez. İstemiyorsanız tamam. Keserler. Benim 3 çıkar fark etmez. Anladın mı? Ya belki sizin sesiniz olur yani kim birileri duymuş olur. Kim duyması gerekiyorsa duysun abi. Buraya hiçbir yardım gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor yani. Ondan sonra insanlar ötelendi, insanlar dışlandı oluyor yani. Oy zamanı geliyorlar ama. Nasıl olacak yani? Herkes menfaatine göre hareket ediyor yani. Bir de menfaatsiz gönülden hareket etsinler. Gelsinler bakalım bak. Çöplere bak. Bunun asılesi yok, partisi yok artık. Yani şey bu insanlara gelip burada yardım edilmesi gerekiyor yani. Hani bak sokaklar çöp. Hani nerede çöpçüler? Nerede? Yok. Burada gerçekten nasıl oluyor? O kadar dar ki ne araba girer ne hiçbir şey girmez. Yani bir çözümü onlar bulacak yani. Çözümü biz mi bulacağız? Nasıl bulacağız? Mahalleye geldiler, çekiyorlar işte. Seçimden seçime. Emekliler 15 milyar maaş alır, engelliler 1,5 milyar maaş alır. Nasıl olacak bu iş? Bu düzenli mi yani? Ondan sonra eşitiyiz tabii bu kaçak rakı. İnşallah bir işe yarar da. İnşallah yani duyması gerekenler duysun, buraya bir yardım yapılsın yani. Evet. İnsanlar ötelenmesin, dışlanmasın yani. Nedir bu ablam böyle? Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi akşamlar. Yani tutum hallediyorlar ya. Mahallenin güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Bizim mahallemize kurban olsunlar o kötüleyenler inşallah. Hani bayram gelir ya, bayram kurbanlarında onlar kesilsin kötüleyenleri. Hadi. Abi böyle devam edelim. Daha sokaklar daha çok geliyor. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Yunus Emre. Afiyet olsun Yunus Emre. Çok anlattık. Gitmiyor mu ya? Orada gibi olduk ha. Giderek çoğalıyoruz ya. Mesela daha dar sokakları başlıyorlar. Oradan hiç girmeyelim. Birazdan yemek yeriz. Gel abi sen de. Birlikte yemek yiyelim. Evet ya, birlikte yemek yiyelim. Şöyle ilerleyelim. Aynı yerden gidiyoruz. Buradan geldik ya. Böyle farklı. Her sokaktan yere çıkıyor. Aynı öyle değil mi? Her sokaktan istediğin yere çıkabilirsin. Net olmuş. Çok net. Net abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi bunlar geçer misiniz? Burası da Nargile. Bir şey söyleyeceğim. Ben sizi nereden tanıyorum? Abi YouTube olabilir. YouTube. Sen İzlanda. Yeni Zelanda abi. O bir abi vardı. Neydi? Murat abi. Menemen. Aynen. Orada bayağı bir kaldın sen hatta. Bayağı kaldım. Ben seni izliyorum, bayağı izliyorum ben seni. Takip ediyorum ben seni yani. Mert aynen. Hatta onunla karşı çok ön yargı var evet ama şöyle bir şey de var. Burada da sıkıntı var. Ama mesela burada bugün hep beraber gezdik. Gençlerle. Bir kişi bile ama gelip bir şey demedi ya. Yok öyle şey yok. Yaklaşıma bağlı. Doğru. Yaklaşıma bağlı aynen. Çok önemli. Ben sizi takip ediyorum. Eyvallah. Seviyorum öyle gidip gezmeleri. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Bir şey daha abi bilmiyorum. Bir şey. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Güzel bir çakıcı. Çakıcı. Lakabı çakıcı mı? Gerçek isim abi. Mehmet. Mehmet. Sağda solda yapışan oldum, çakıcı dedim mi çakıcı tam kimse yanaşmaz, çekilere gider. Böyle denk geldi, ara burada yolda denk geldi, takılıyoruz. Abi daha yardımcı olayım. Abi dedi burada çakıcılar var dedi. Ama çakıcılar ne? Ama ne türlü çakıcı bu? Çakıcılar. Çakıcılarla oturdum dedi ben işimi yaptım. Çakıcı var. Efendim? Şey var. Hoppa. Bunun var. Gel. Saygı duyuyorum. Amcasının oğlu buraya be ya. Amcaoğlu. Bak ama şimdi bak lütfen. Bir şeyin özelliği kaçırıyorsunuz. Hayalli yaşarken gerçek dünya. Ömürle adam süreler. Kolombiya'ya gitmeyi düşünüyor musun? Muhakkak Allah. Bir daha bekliyorum böyle oturup burada böyle hayırlı güzel bir olsun. Sohbet etmemizi. Sonra mahalle kötü diyorlar bak, yani. Yemin ediyorum bir tane denk geldi mi? Beraber gezdik. Siz de gördünüz. Hep beraber bütün mahalleleri girdik çıktık içeride. Mahallenin her tarafını gezdik abi. Allah bir kişi gelip de bir şey demedi ya. Mesela kahvehaneler var burada. Kahvehaneler. Evet. Bilardo oynuyor içeride. Aynen. Gördüğünüz gibi. Evet abi bebelere balon, bebelere balon. Ara ara slogan atıp geçiyor. Evet, evet abi. Oyun da olabilir bak. Oldu zaten şu an. Türkiye'de şu an oldu. Abi hemen yetiyor. Siz burada sıkılıyorsunuz mu hiç? Hayır. Hayır abi çok eğlenceli. Sıkılan var mı abi? Abi sen abi sen bunu saat 10'da geleceğim var ya, gideceğim var ya. Çok kötü abi ya. Bugün fena olur cumartesi ya. Haydi. Gel beni çek gel. Neresi? Haberlere çıkartacağım. Gel abi. Gel. Tepecik Mahallesi gel buraya. Gel buraya be kardeşim. Gel. Ver abi. Eyvallah. Ben kardeşim. Seni de çekeyim. Aynen kamerama. Evet. Buradan teyzemin kızına sesleniyorum. Bu yakışıklı çocuğu istediğin ya Allah belanı versin inşallah. Kör sakat olasın şu güzelliğe bak. Bak. Şu güzelliğe bak. Paşalığa bak. Asalete bak. Allah belanızı versin. Babası emzirmiş bunu be. O kızın da kör sakat olsun olurdu inşallah. Ne bu bakalım şey mi? Öderlez mi? Öderlez'de miyiz abi? Bu adam mavi reklamının şey. Nasıl bu? Gel abi. Mavinin reklam üssü bu. Vallahi. Bak göster abi gel. Abi inanmazlar belki. Abi. Çok inandırıcı gelmiyor ama. Mavinin reklam yüzü abi. Zaten sen bir şey söyleyeceğim. Mavinin reklam yüzü olduktan sonra mavi battı. Bu ailede böyle iki tane güzel var. Bir de bu güzel çekilmeyiz bu abicim be. Abi bu mavinin reklam yüzüymüş. Mavinin reklam yüzü abi. Baksana bak gene. Allah birebir aynısı bak. Ay senin burnundan içeyim ağzından çıkıyor. Arkadaş Johnny Sins mi? Johnny Johnny Depp diye yola çıktım Johnny Sins oldum. Abi sen Depp'i bıraksan direkt Sins'sin ya. Depp de var biraz. Yok. Saçların varken Depp alıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abi bir dakika. Abiye yeni kot aldım. Vallahi billahi. Şimdi abi kotu deniyor. Abi biraz in. Tamam. Atlar seçkili olmaz. Ben onun üzerinden 8 veriyorum. Bravo. Enişte vallahi yakıştırdı. Baba bir sorun var aslında. Enişte vallahi. Baba şeyler çünkü. Tamam baba. Abi süper. Vallahi süper. Güzel suratı. Abi videoda yorumlarda oylasınlar 10 üzerinden. Vallahi gitti. Tamam oylasın. 10 üzerinden. Oylasın baba. Tamam abi. Okey. Yılmaz abi. Vallahi billahi. Bana bak, Allah Kur'an çarpsın. Bunlar muhteşem ya. Abi çıkar ben giyeceğim onu. Çakacak ha? Bak ne yaptı bana bak. Bak 55 yaşında herif. Sen ne giyeceksin? Evet. 3 tane çocuğu ikimiz doğurdular bu arada. Baba. Abiye neden mandrake dediniz? Şapkadan tavşan çıkartıyor. Böyle mi? Abi adın sesini tıkla. Kulübün ismi neydi kulübün? Adalet. Mahallenin Adalet. Takımı değil mi bu? Biraz sesli. Tamam. Röportajımı veriyorsun. Röportajımı veriyorsun. Sevda! Şimdi mahallemizin takımının teknik direktörüyle birlikteyiz. Takımımızın ismini bir daha alabilir miyiz? Hür Adalet Spor Kulübü. Hür Adalet Spor. Siz teknik direktörsünüz. Evet. Hiç futbolcu yetiştiriyor musunuz bu kulüpte? 11 tane profesyonel oyuncu verdik ama başaramadılar. Ya. Başkaları? Ha, tamam. Ama siz yine verdiniz yani. Biz verdik. Siz verdiniz. Onlar almadı. Doğruyu söylüyor ama gerçekten. Ama evet değil mi? Peki şu an hangi ligdeyiz abi? Birinci amatör. Birinci amatör. Birinci amatör. 10 yıl sonra hedef neresi? 10 yıl sonra inşallah ligde kalmaya çalışacağız. Bu sene düşmeye oynuyoruz. Kalmak için düşmeye. Ya kardeşim bu adam kendi cebinden para vererek öğrenci yetiştiriyor. Evet. Kimseden, devletten veya bir kişiden yardım alınmana yapılıyor bu. Aman. Neden? Gönlünden koptuğu için TRT'deyim, röportajımı bölme Sevda. Lütfen. Bırak beni. Mahalleden peki bağış gibi bir takıma şey yok, var mı? Yok öyle bir şey yok. Kimseden yok. Sadece bağışı kendi kendine öyle yapıyor. Mi? Tabii. Maaş ben. Maaş sensin abi. Vallahi gençler için de çok güzel bir şey yapıyorsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın. Bizi buranın insanı gibi karşıladınız. Teşekkür ederim. Her geleni biz böyle karşılıyoruz ki güzel değil yani. Karşıysanız biz de arkadaşlarıma misafir ailesini tamam oldu. Bu aten kardeşler. Gel hoca. Hayır, kamera hala kaydediyor. Işık abi yakından alıyor bak. Adamın kucağına oturdu. Hadi artık. Hadi artık adamın kucağına değilsin ha. Senegal milli takımı beyaz yok dedi aralarında. Mert Öztürk'e şey yaptık da burada internet çekmiyor amına koyayım. Nasıl uğursuz bir kahraman var. 3 kelimenden bir tanesi küfür, Allah belanı vermesin. Aile var. Kardeşim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Artık bu videonun da sonuna gelelim dedik. Hava da karardı zaten. Değişik bir video oldu. Teşekkür ederiz. Vallahi çok sağ ol. Mahallenin renkli insanlarıyla tanıştık. Çünkü hani renkli insana diye bir şey normalde her mahallede olur. Burada herkes renkli. Herkes renkli. Sokaklar da renkliydi zaten. Dedik ya, Rio de Janeiro'yu gezmiş kadar oldu ya İzmir'de. Herkes sıcak kanlı, herkes sağ olasın. Eyvallah. Çok sağ ol. Sağ olasın. Eyvallah, görüşürüz. Bir daha bekleriz. Sağ olasın, kendine iyi bak. Eğer videoya dışarıdan gelen bir izleyiciyseniz abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda yanındaki zil işaretini de açarsanız gelecek olan videolardan anlık haberdar olursunuz. Artık pamuk eller like tuşuna bir beğeninizi de alırız. Evet, beğeni, izlenimlerinizi direkt yoruma aşağıya bırakabilirsiniz. Çünkü gerçekten özellikle bu videolarda yorumlarınızı da merak ediyoruz. Çünkü çok fazla video yapılan yerler değil buralar. Biz videolar yapalım dedik. Belli ön yargılar var. Bunlar kırılabilsin istedik. Umarım bir nebze faydamız olmuştur diyelim ve bu videoyu da kapatalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi video kapandı sandınız da kapanmadı. Buranın meşhur bir çorbacısı var. After çorba. After çorba. Aynen, after çorbası dedi buna. Before Tenekeli, after aynen, çorba. After çorba. İşte eğlencesini yapan insanlar eğlendikten sonra burada. Genelde hatta düğüncüler bile gidiyor bazen. Ama genelde mahallelerin yani eğlenceden sonra after çorba. Yani hepiniz biliyorsunuz zaten. Bol Tepçe diye bir yer burası abi. Merhaba. Ustam bize çorbaları bir anlatabilir misin? Tabii. Şöyle boy baştan neler var? Kelle paşa çorbası. Kelle paşa. Ayak paşa böyle bak ayıklanmış sahnesiz. Bol ilik. Çok önemli bu ilik. Böyle kemikli. Neden önemli abi? Abi ilik çok önemli ayakta. Kolajen diyor ya doktorlar kolajen. Falan böyle hep. Şey deriye iyi geliyor. Evet. Hep kırıya, çatlaya. Bu terbiyeli isteyenler. Kendi suyundan istiyorum dersen aranan şey işte bu özel kendi az önce kaynattım bak burada. Hem orijinal kendi öz suyu yani ayağın kaynatısı yeni çıkardım onları bunun için işte. Evet. Bu mercimek var, ezogelin var abi. Mercimekle ezogelin burada ilkokul gibi kaldı. Senin favorin ne abi burada? Yani ayak. Seviyorsan beyinle koydurabilirsin. Ayak ve kelle. Ayak ve kelle. Yani çok faydalı. Artık yemeğe geçirebilir miyiz lütfen? Çok acız biz abi. Ne olur sakatat istiyoruz. Kendi suyuyla kavrulmuş. Dana kavurma. Pilavın üzerine dana kavurma alabilirim. Ben söyleyeceğim ama muhtemelen keseceksin sen bu kısmını. Ben ezogelin seviyorum abi. Ben sakatat seviyorum. Abi. Şöyle geçelim o zaman. Eskiler bilir, demir kasede şöyle bir ezogelin içiyor Yusuf. Var. Sen kelle paça kelle içiyorsun, paça. Hakkını veriyorsun bu dükkana. Abi sarımsak koyuyorum, edit yapacaksak, akşam çıkacaksak yapmayacağım bak ona göre. Bizi bitirme. Ben de burada kavurma kendi suyunda